şikayetim var. Ne sevdiğim belli, ne sevmediğin oy oy. Canım oy oy, ne deyim oy oy, hayırsın oy oy oy. Ne güzel sesin var senin be Bilal. Yani hakikaten ninenin dediği kadar varmış ha. Sesimizin yanıklığı yüreğimizdendir aslında bacım. Ama yürek bilmez ki çoğu zaman boşuna yanmış. Geç de olsa farkına vardığında işte en yanık ses o vakit çıkarmış. Ama yaralı konuştun sen be Bilal. Kim üzdü seni bu kadar? Boş ver bacı, ne yapacaksın benim gibi bir garibanın derdini? Hı? Senin derdin benden büyük zaten, baksana. Demek sen de anladın ha? Öyle büyüyor ki zaten. Eskisi gibi saklayamıyorum. Bazen bazı şeyler insanın içinde öyle büyür ki bir an gelir saklayamazsın. Ne yalan söyleyeyim. Ben de şimdi saklayamadıklarımdan korkuyorum. Neye kızdın sen be Bilal? Bebeğimi sana söylemedim, ona mı kızdın ha? Hani kader arkadaşıydık biz seninle? İnsan kader arkadaşına derdini, sıkıntısını, kederini anlatmaz mı he? Derdim değil ki artık o benim Bilal. Kızım o benim, anlasana. Kızım. İnsan canını sevmez mi? Gördün o gece köprüde. O benim canım. Ama sen... Kusura bakma, seninle görüşemem dersen onu da anlarım. Sonuçta sen de haklısın. Babasız bir bebeği bazen insanın kendi öz kardeşi bile çok sevinçle karşılayamazken kalkıp bunu kader arkadaşından beklemek saçma olur tabii. Hoşça kal. Ya bacı dur, aslında benim gösterdiğim tepkide biraz hıyarlık oldu. Kusura bakma ne olursa. Bilal araba gidiyor. Araba gidiyor. Vallahi araba gidiyor. Yedir araba. Allah'ım yarabbim. Ya işte hıyarlığın sonu böyle olur, tamam. Böyle dağılırsın sağa sola, saçılır gidersin. Bırak şunu, onu da kimse görmeden toplayalım. Hadi Bilal. Ya bak sen şu işe, kader ayırıyordu ama gene kader birleştirdi bizi vallahi. Ne kaderi Bilal, ne kaderi? Hıyar ayırıyordu, hıyarlar birleştirdi. Ya kusura bakma, seni de bu halinle yordum biraz ama. Oh. Kusura bakma ya. Dün akşamdan sonra göremedim seni. Bayağı da merak ettim. Ya öyle canım sıkkındı ya hani. Anca topladım kafamı Cem. Bak Mine, dün bütün gece seni düşündüm. Yani ben mi bu kızın canını sıktım diye. Ama galiba anlıyorum ki senin canını sıkan tek şey Deniz. Doğru tahmin. Ondan hoşlanıyorsun değil mi? Saçmalama Cem ya. Nereden çıkartıyorsun bunu? Sadece onun için üzülüyorum yani. Yani sonuçta ailesinin zoruyla hiç sevmediği bir bölümde okuyor. Benim gibi yani. Nasıl senin gibi? Ya başta ben de öyleydim. Baktım tahmin edilir gibi değil. Ben de yatay geçiş yaptım. Nasıl yani? Şimdi istese Deniz yatay geçiş yapabilir mi? O kadar kolay değil. Önce şu an olduğu bölümdeki derslere bayağı sağlam bir asılması lazım. E peki başka? Bak yine gözlerinin içi nasıl gülüyor. Konu Deniz olunca heyecanını gizleyemiyorsun. Ay, ya uzatma Cem ya. Yani ne var? Ya belki ben de meraklıyım sinemaya. Olamaz mı? Yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki. Madem sen de çok seviyorsun sinemayı, o zaman bu öğleden sonra seni sinemaya davet ediyorum. Yani benim bugün pek vaktim yok. İşlerim var. Hem belki Deniz'in geçiş için neler yapması gerektiğiyle ilgili tüyolar da veririm. İyiyim. Tamam, o zaman öğleden sonra. Harika. Görüşürüz. İyi, hadi görüşürüz. Ah ya Deniz ya, senin için nelere katlanıyorum ben böyle ya. Ah Şükran, ah. Senin inadın ve kaprisin yüzünden nelere katlanıyorum bir görsen. Alo, ulan spa. Şu verdiğin spagetti yüzünden her şey karmakarışık oldu. Nasıl pişecek bu, pişmiyor. Ya baba üstünde yazıyordur, onu da mı okumadın ya? Okumadık efendim, biliyorsan anlat. Ölür müsün? Tamam, nasıl yapıyorsun şimdi? Vallahi tencerenin içine attım, kavuruyorum. Ne?
Ya ne kavurması ya? Kavurma nereden çıktı? E ne bileyim ben, yemek tariflerinde hep öyle derler ya. Pembeleşinceye kadar kavurun diye. Ama bunlar pembeleşmedi ki. Kahverengi oldular, karardılar iyice. Ben de dedim ki, bu tarifte bir yanlışlık var. Senin en büyük yanlışın şu an o mutfakta olmak baba. Bırak makarnayı falan. Unut. Şimdi ben sana hazır çorba tarifi vereceğim. Heh. Su ısıtmayı biliyorsun değil mi? Hayır. Ne? Oho! Aa, pes vallahi. İnsan ev kirasına bu kadar para verirse bütün bir ay ne yiyip ne içer? Hiç düşünmüyor mu bunlar? Tek kişinin aileyle bu kadar işte. O yüzden artık benim de bir iş bulup çalışmam lazım. Ne iş yapmayı düşünüyorsun? Öğretmenlik mi yine? Ya bilmiyorum Metin. Süreyya diye çok yakın bir arkadaşım var okulda. Onu bir arayayım danışayım diyorum. Ya yoksa bu böyle olmayacak. E bu annenlerle de böyle olmayacak kızım. Hadi evi tuttunuz. İş de buldun diyelim. E bu gizli nişanlılık nereye kadar? Ne zaman konuşmayı düşünüyorsun? Ya kısmetse bu akşam konuşmayı düşünüyorum efendim. Annem, babam, ben hep beraber yemeğe çıkacakmışız. Ha, bu gece orada kesin kararımı söyleyeceğim. İstersen ben de geleyim Gönül. Yani benim için bu saatten sonra boş. Yok Metin, yani baş başa daha iyi. Ben hallederim. Vallahi söz. Hadi şimdi öbür emlakçıya da bakalım mı? Hı? Dur tahmin edeyim, bu olsa olsa benim güzeller güzeli sevgilimdir ha? Hayır, sadece güzeller güzeli bölüm doğru. Ne yapıyorsun sen burada? Nasıl ne yapıyorum Deniz? Ben bu okulda okuyorum, unuttun mu? Ya Deniz ne oluyor sana ya? Beni her gördüğünde şeytan görmüş gibi kaçıyorsun. Ya tamam, kaçmıyorum. Bak. Seninle açık açık konuşacağım. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ya aslında çok büyük tesadüf. Benim de sana söyleyeceğim bir şey var ama o kadar güzel ki yani heyecandan nasıl başlasam bilmiyorum. İyi tamam o zaman. Önce sen söyle sonra da ben. Çünkü fazla vaktim yok. Pekala. Sıkı dur. Hani senin bir sene boyunca hatta 4 sene boyunca çekmek zorunda olduğun siyasal bilimler saçmalığı var ya. Ben senin için araştırdım ve eğer istersen bu kampüste sinema okuyabiliyormuşsun. Ne? Sen ciddi misin? Bu doğru mu? Evet, çok ciddiyim. Yani şöyle, istersen sinema televizyon bölümüne geçebiliyormuşsun. Tek yapman gereken şey şu andaki ders notlarını yüksek tutman. O kadar. Nasıl? Sıkılır diyecek kadar varmış değil mi? Deli misin? Sen harikasın. Yani ben bunun için gerekirse bütün yıl okula gelirim. Hatta eksiksiz derslere bile girerim yani. Evet, o zaman ufak bir öpücüğü hak ettik galiba. Neyse Mine, bak benim şimdi gitmem lazım. Bunu sonra konuşuruz tamam mı? Kusura bakma, hadi hoşça kal. Hoş geldin. Kolay bulabildin değil mi? Vallahi sen çok şanslısın. Seninki tek bina. Ben okulun ilk günü Afi'yi bulmak için 4 dönmüştüm. Öpücük yok mu? Sağ ol ya. Senin de bana söyleyeceğin çok önemli bir şey vardı değil mi? Salak Mine.